Yusuf Hocam uzayda da maske takmak zorunlu falan değildir değil mi? 14-10 yani bayağı uzun bir süre çekemezler diye düşünüyorum. Ya herhalde değildir yani bu konu çok ilgi Sen alanına orada girmiyor da olsa uzay karşı, konusu ama. Orada da olsa karşı mı çıkacaksın yani? Vallahi orada olsa orada bile karşı çıkacağım. Bu uzaylıları korumak için o maske. Uzaylıları korumak ben için. Ben birkaç husus uzayla ilgili. Bunun ben gerçekten son derece önemli bir dönemeç olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bir başlangıç noktası. Bir şeyle ilgili mesafe kat etmek için ilk adımı atmak gerekiyor. Bu da ilk adımın aslında Türkiye'deki uzay ajansının kurulması ve birçok istihsa süreçleriyle birlikte. Önemli bir adım. Önemli bir adımdı. Tıpkı ne gibi? Savunma Sanayi İstişare Kurulu'nun 2004 tarihinde yapmış olduğu dışarıdan bütün hazır alımları hemen hemen durduruyoruz. Stratejik ürünlerin çoğunda ya birlikte üretim yurt dışındaki firmalarla ya da kendi başımıza bu işi ikame edebilecek şekilde bir karar alındı. Kaç yılı dedin? 2004. 2004. O kadar kritik bir süreçti ki bu. İşte o karar alındığında Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerindeki yerlilik oranı 25 civarındaydı. Bugün geldiğimiz yerde 85'e çıktı. 20 yılda çok iyiydi. 2004 yılında bu kararlar alındığında ben çok iyi hatırlıyorum. Ben silahlı kuvvetlerin modernizasyon projelerinde görev yapmış birisiyim. Herkes bıyık altından güldü. Şunlara bak, bunu mu yapacaklarmış falan diye. Geldiğimiz nokta herkesin malumu. 1975 Aselsan kurulduğunda merhum Necmettin Erbakan'la dalga geçiyorlar. Yani diyorlar ki ya hocanın da hayalleri hiç bitmedi be kardeşim. Firma kurmuşlar da telsiz üreteceklermiş. Ya bu adamlar sana nefes aldırmazlar. Aselsan bugün dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firmasının içerisinde ilk 50'nin içinde. 100 firmanın içinde bir de ilk 50'nin içinde. Bunun dışında birçok daha firma da geldi girdi. Şimdi dolayısıyla bu vizyondan baktığımızda uzayla ilgili çok önemli bir dönemeş. Bu çok bir anlamda askeri savunma sanayinin ayağı değil mi? Savaşlar belki orada olacak şimdi artık. Şimdi bak onu da not aldım. Şimdi A merkezde harp doktrini diye bir şey çıktı. Yani önümüzdeki süreç içerisinde Melih Altınok her şeyin A merkezde hale geldiğini göreceğiz. Yani ne demek A merkezde? Muharebe de dahil yani harp de dahil, hayat da dahil. Ne demek A merkezde? Cebinizde bir kredi kartı var. Gittiniz herhangi bir şey içtiniz. Dokundunuz çıt diye oradan hesap ödendi. Bunun hepsi A merkezli. O A üzerinden bankanıza gidiyor. Ha, A merkezi. Ha, tabii bankanıza gidiyor. İşte alışveriş yaptığınız marketin otomatik olarak stoklarından düşüyor. Stoğundan düşmekle yetmiyor. Ne kadar akşam Türkiye'de o zincir marketlerden eksilen varsa şu üründen direkt tedarikçisine o kadar da sipariş geçiriyor. Tabii. Harp için de geçerli. Yani İHA'ların, SİHA'ların birbiriyle irtibatlı olduğu gibi birçok şey. Şimdi bu A merkezli iletişimin en kritik boyutu uzay. Bu kadar şeyi onun için anlattım. Neden? İletişim tamamen internet artık uzay boyutuna doğru tebdil oluyor. Sadece kara hattı değil. Hatırlayalım Elon Musk'ın alçak irtifa internet uydularını. Ukrayna'da kullandı. Ukrayna'da, Gazze'de adamlar çağırdılar. İsrail'e ne dediler? Bizim kontrolümüzde kullan. Öyle büyük zarar vermeye başladı ki. Ya da siz bir takım sistemler yapıyorsunuz. Ne işte diyelim ki SİHA. Nereye göre uçuyor? İki türlü uçar SİHA'lar. Bir tanesi ufuk hattındaki radara göre uçar. Yerde yönün yani. Yerden ya da S bağlantısı yani satellite uydu bağlantısı varsa da onunla uzay uçar. Şeyine, şimdi bunların hepsi uzay kapsamının içerisinde. İşte bunun içerisine bankacılık sistemini koyabilirsiniz, ulaşım sistemlerini koyabilirsiniz, havalimanlarını koyabilirsiniz. Biz sevgili Zafer'le buraya geleceğimiz bir gün havalimanlarındaki sistem çöktü hatırlıyorsan. Evet. O gün herkes gitti otelinde kaldı uçak kalkmıyor diye. Şimdi artık her şey uzay bağlantılı. Orayı çözemezsen karada da bir şey çözemiyorsun. Çözdürmeyecekler. İşte bu anlamda aslında önümüzdeki fırsat trenini belki de arkadaki bir vagondan da olsa ucundan tutup yakalayıp oraya doğru kendisini Türkiye evrilmek istiyor. Fakat bu konuda olmazcılar var. Alev Alatlı'nın Schrödinger'in kedisinde indüklenmiş beyin diye bir kavram var. İndüklenmiş. Tabii. Yani o şey demek dumura uğratılmış beyin. Yani tam Türkçesi herhalde o olur. Dumura uğratılmış bir beyin. Türkiye'de maalesef dumura uğratılmış bir takım kafalar var. Bu dumura uğratılmış kafalar bizim hiçbir şey yapamayacağımıza inanıyor. Bir de ikinci bir grup ya biz bunu Türkiye olarak yapabiliriz. Bunda herhangi bir sorun yok. Ama bunu Recep Tayyip Erdoğan yapmamalıydı diyenler var. Bu iki tür kafa yapısı var ama bir de bu milletin son derece dominant kökleri var. Yani biraz önce Üstad örnek verdi, tam onu yazmıştım. Zici Gürgani, Ulu Bey. Kim Ulu Bey? Emir Timur'un torunu. Hükümdarlık yapmayı bırakıyor.
astronomi alanında ortaya koyduğu eserlerini Ziyci Gürgani de ele alıyor ve bu modern teleskoplar hayatımıza girinceye kadar bütün dünyanın kullandığı en önemli referans kitabı oluyor. Tıpkı kim gibi? Zemin bu yani. Tıpkı kim gibi? İbn Sina'nın Avicenna modunda yazmış olduğu işte tıpla ilgili, tebabetle ilgili kitaplar gibi. Şimdi dolayısıyla bu perspektiften baktığımızda ben Türkiye'nin uzay yolculuğunda çok kritik bir eşiğin 19'unda fırtınadan dolayı bir 24 saat ertelendi. Bakın bu bile sıkıntı oluyor. Diyor ki hani 2023'te uzaya gidecektiniz? Yani hiç proje yönetim mantığını görmemiş. Hiç biz duygusu yok değil mi? Nispet eder gibi soruluyor. Yani rakip birine sorar gibi. Biz duygusu olmadığı gibi bilimi sakızı, bilim sakızını ağzında keçe gibi çiğnemiş. Fakat mesela bilimin proje yönetiminde Project Management Institute vardır. Dünyanın en kredibil sertifikasyon süreçleri oradan verilir. Proje süreçlerindeki aksaklıklar her daim var olabilir. Hava durumu bu. Ha, hava durumu al işte buyur. Mesela şey Kaan, yani ben afaki olarak bir örnek veriyorum. Çalıştırırsınız motorlarını, bir yerinde normalden daha fazla bir ısı çıktığını görürsünüz. Örneğin kablolama sistemlerinde. Aksatır süreçlerinizi. Ama bu projenin iptali anlamına gelmez. Hı hı. Siz madem o kadar biliyordunuz, niye milli muharip uçağı yapmadınız? Yapan adamları niye iflas ettirdiniz? Nuri Demiral'ın ölümüne sebebiyet verdiniz. Şimdi aynı şey buralarda da geçerli ama onlara çok vakit ayırmak istemiyorum. Bence de. Bu uzay süreci bu anlamda son derece kritik bir süreç. Burada da bir Türk astronotun ilk kez uzaya çıkacak olması. 43 yaşındaymış. 43 yaşında, Silahlı Kuvvetler orijinli. Ve asker olması iyi oluyor değil mi bu tarz işlerde? Yani şimdi bunlar kişinin tabii ki çeşitli testlerden geçerek zaten pilot oldukları için uzayla arasında bazı benzerlikler yer var. Yer çekimi testi, G testleri falan dayanıklılar. Birçok şeyi zaten geçmiş sağlıklı durumda insanlar. Evet. Ama askerlerin içinden çok çıkıyor galiba bu yani tarzlar. Şeyde de böyledir bu. Yani yurt dışı için de geçerlidir. Mesela Milli Savunma Bakanımız son iki dönemden bu yana asker kökenli değil mi? Amerika'ya bakın işte General Austin geldi Amerika Birleşik Devletleri'nde savunma bakanı oldu. Böyle dünyada bir takım benzerlikler İlk var. İlk aya gidenler de askeri pilot onlardı. Yani. Bizimki de pilot. Alper Gezer Avcı da bunu pilot. Söyledim işte. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli asker kökenli diye. Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun. TM-6 pilotu aynı zamanda. Şimdi önümüzdeki süreç içerisinde bu yolculuk süreci başlayacak. Yanında İspanyol bir astronot olacak. Değil mi? İtalyan ve İsveçli. Evet. Ya bir de şeyi söylüyor hoca. Şimdi diyorlar ki ya Türkiye bir tek Türkiye mi gidiyor ki? Başka ülkeler de. Tabii evet, gideni yani, anlatıyoruz. Yani Madagaskar zavallıca bir haldir bu. Yani Yunanistan gidiyorsa o da kendi kanalında onu anlatsın yani. Biz kendimizinkini anlatıyoruz. Yani öyle bir şey yok. Yunanistan'ın bir yere gittiği falan yok ama örnek olsun diye söylüyorum. Yani gideni anlatacağız. Bir tek Türkiye gitmiyor ama Türkiye ilk kez gidiyor. Bu anlamda son derece kritik. Şimdi ben buradan daha önemli bir şey söyleyeceğim. Bu uzay süreçleriyle ilgili. Uzay süreçleriyle ilgili Türkiye'de sadece Türkiye'nin uzay ajansı görev yapmıyor. Bunun dışında da uzaya bir şeyler göndermek isteyen firmaların olduğunu biliyorum ben. Yani onların rızasını almadığım için çok net bir şey söylemem mümkün değil ama mesela uzay fırlatma istasyonu peşinde olan bir devlet aklının olduğunu çok görüyorum. Neden Türkiye'de uzay fırlatma istasyonu konusu sıkıntılı? Çünkü işte orta yarı küreye yakın olması gerekiyor ki daha kolay çıksın diye. Bir, ikincisi okyanusa açılımı olması lazım. Yani sizin fırlattığınız bir sistem okyanus açılımı yoksa mesela geri dönüş Fransız Guyana'sı lazım falan öyledir. Ya okyanusa düşüyor bir şey arıza geri yaparsa. Ya da ya dönüş ya da iniş ya da düşüş. Hı-hı. Sovyetler bu, çok özür dilerim ya da çöl değil mi hocam? Sovyetlerin çöl, evet. Kazakistan'a gitmesi. Çin'de mesela var o öyle çöl. Şey. Taklamakan'da herhalde. Şimdi Türkiye'nin bu anlamda da Somali'de bir takım önümüzdeki süreçlerde aktivizmini görebiliriz. Çünkü direkt Hint Okyanusu'na bakıyor. Hmm. Ve ben haritayı koydum önüme baktım. Fransız Guyana'sından dümdüz dünyanın etrafını böyle portakal gibi böyle tam ortadan çizdiğimde Fransız Guyana'sıyla Somali aynı şey içerisinde, düzlem üzerinde. Aman duymasınlar bu anlattıklarını, şimdi Somali'nin başı belaya girecek. Yok yani bu şey diye herkesin zaman içerisinde. Şimdi şöyle, bu anlamda birileri emek sarf ediyor. Yani üniversitelerin, teknoparklarının, teknokentlerinin uzay konusunda faaliyetlerinin olduğunu biraz önce gösterdiniz. Ama o da bir şey ifade etmiyor. Yani yeri geldiğinde şunu söyleyebilirsin. Ne oluyor ki teknokentlerde? Halbuki öyle bir flora oluştu ki savunma sanayiyle, normal sanayiyle, üniversitelerle, bunların kendi arasındaki alışverişlerle. Şöyle bir şey söyleyeyim. Üniversitede ikinci sınıfta bilgisayar mühendisliğinde okuyan bir çocuğu
daha üniversite ikinci sınıftayken özel sektör savunma sanayi ile ilgili bölümlerde direkt başlatıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Mesela bu Temel Kotil Bey'in bizzat yine A Haber'de yapmış olduğumuz bir yayında bize söylemiş olduğu bir beyanattır. Eğer biz bunu üniversite ikinci sınıftan almaz da üniversite dördü bitirdikten sonra sistemin içine dahil etmeye kalkarsak bu bizim için 36 aylık bir kayıp diyor. O kadar. Şimdi dolayısıyla hareketlenme çok... olunca tabii ki her alanda devlet de bu işin arkasında, organizasyonunda olunca bir piyasa oluşuyor. Tabii, üstad nasıl bir süreç işlenecek onu da bize anlatır mısın? Şimdi buradan fırlıyor Kennedy, bu. Nedir bu? Kennedy uzay merkezinden kalkışını yapacak. Hı-hı. Daha sonra kapsülün fırlatma noktasından sonra roketten ayrılması ile ilgili husus var. Roketten ayrılması özellikle dünyadaki o çekim, yer kürenin çekiminden kurtulup uzayda belli bir noktaya gelmesiyle ilgili en önemli şeyin olduğu zaman. En kritik burası mıydı? Patlamalar da orada oluyor. Evet, hep burada olur. Allah bir de inişi olsun. Kritik. Bir de inişi kritiktir. Şöyle, aslında aynı şey uçaklar için de geçerli. Uçağın tam yüksekliğe geldiğinde, örneğin 30 bin fite geldikten sonra uçması esnasında genelde bir sıkıntı olmaz. Sıkıntılar hep ya kalkış ya da iniş esnasında olur. Çünkü uçak kalkarken inanılmaz bir efor sarf ediyor ama mesela inerken daha da fazla efor sarf ediyor gibi. Önemli bir aşama. Evet. İnşallah kazası belası İnşallah. Geçecek. İnşallah. 3'e geldiğimizde de motorların ateşlenmesi artık kendi yörüngesine gitmesi için. 4 numarada yer küreyle iletişim bağlantısının kurulması var. Sonra uzay istasyonunun 7,5 kilometre arkasında son yaklaşma için motorların bir daha ateşlenmesi var ki şu süreç işte. Şu süreçler. Daha sonra da Uluslararası Uzay İstasyonu'na inişle ilgili bir süreç. Florida'da yine okyanusa mı düşecek Florida'nın yanında? Öyle oluyor. İşte okyanusa Atlas açılması okyanus. O anlamda kritik. Yani bu düştüğünde... Elon Musk şunu yaptı değil mi? Eskiden onların nereye düştüğünü bilmiyor. Yani kullanılmıyordu o eski roketler. Elon Musk o roketleri indirip bir aynen daha kullanma işini yerine yaptı. Yerine indiriyor. En yani büyük başarısı bu bir devrim. Bunu anlatmak lazım. Yapıyor. Elon Musk'ın farkı nedir dediğimizde devletlerle yarışan bir deha, bir iş adamı. Bu büyük teknolojiyi çözdüğü için yani roketleri bir daha kullanılır yaptığı için maliyeti düşürdü. Özel sektör her daim öyledir. Maliyetini birinci önceliğe alır. Çünkü bir de teknolojiye hakim olmayı gösteriyor. Yani bunun altını çizmek gerekiyor. Maliyetler elbette düşüyor ama neleri gerçekleştirebileceğinizin ölçüsü tabii, bu çok önemli. Zaten teknolojiye hakimseniz maliyeti düşürürsünüz. Boşuna Elon Musk propagandası yapmıyorum. Tabii. Öyle diyorlar bazen. Yo, bu adamın kara kaşı kara gözü mü diye. Ya hocam bir anlamda da şunu söyleyeyim. Yani devletlerin yarıştığı bir piyasada bir bireyin çıkması ve bu bireyin de felsefi işte yönünün olması, ne bileyim insanlığa dair pek çok çalışmaları desteklemesi de umut verici. Yani otomatikman bu adamlar hakkında komplo teorileri üretip kimdir bu adamlar sorusu bana çok mantıklı gelmiyor argümanları doğru. Yoksa. Onun için yani süreç bu şekilde işleyecek bir süreç. Biz hem iniş süreçleri hem de uzaydaki süreçleri hem de Kennedy uzay üstünden çıkış süreçlerinin kazasız belasız gerçekleşmesi Yusuf açısından. Hocam bu Uluslararası Uzay İstasyonu böyle devletler topluluğunu bir şey. Yok devletler topluluğunun değil ama uluslararası bir hüviyeti olan uzay istasyonu. Dolayısıyla da oraya da inişi gerçekleştirilecek. Yani dünyada bu uzay istasyonlarının farklı ülkelerde farklı şeyleri var. Mesela Rusya uzun yıllar Kazakistan üzerinden bu uzay istasyonu ile ilgili. Evet, bravo. Oradan yürüttü yıllarca. Bu arada canlı izliyorsunuz Florida'dan. Orada gündüz tabii o ki Kazakistan'daki 13.32 canlı görüntüler şu an izlediğiniz. Kazakistan'daki boyutta hocamın söylediği gibi yani çöle düşebilmesiyle ilgili steplere, Orta Asya stepleri dediğim steplere düşebilmesi. O daha çok arasında. Sovyetler Birliği döneminde füze denemelerinin yapıldığı tabii. yerde ama hala şeyini koruyor. Tabii koruyor orada yani. Çok özür dilerim. Yani hocam. Bugüne kadar hani bütün öğrendiklerimiz şunu gösterir. Kalkıştaki o roket yani hatırla iki tane uzay mekiği kalkışta kaza yaptı. İkisinde de aslında uzay mekiğinde bir şey yok. Uzay mekiğini taşıyan roketlerin bu plastik yüzük dediğimiz o etrafını saran plastiğinde hava sıcaklığından bir genleşme problemi olduğu için gitti. Bir kalkış, iki atmosfere giriş, üç bir de artık bunlarda iniş. Yani risk görece, risk daha yönetimi fazla. De burada şey. Yani kalkışı, atmosfere girişi. Çünkü orada da müthiş bir sıcaklık karşı karşıya kalıyor ama çok denenmiş bir sistem bu. Ne bu roket ilk kez kullanılıyor, ne astronotları taşıyan bu kapsül ilk kez kullanılıyor. Dolayısıyla da niye ertelendi sorusunun cevabı da risk, uzay yolculuğunda risk alamazsın. Her deneme yüz milyonlarca dolar değerinde. Dolayısıyla da riski ortadan kaldırmak adına her şeyi defalarca kontrol ediyorlar, yapıyorlar. İşte uzaya mikrop gitmesin diye karantinada biliyorsun değil mi şeyler? Tabii ki. Astronotlar yani başka bir mantığı var.
O mantığa bakıyor olmamız lazım bizim de. Uzaya mikrop gitmemesi şu açıdan son derece kıymetli. Jared Diamond'ın Tüfek Mikrop Çelik diye evet. TÜBİTAK tarafından da tercüme edilmiş bir eseri var. Güney Amerika'da Aztek, Maya birçok medeniyeti biliyorsunuz konkistatörler, işte İspanyol sömürgecileri Portekizlilerle beraber katlettiler. Bütün altınlarını gemilerle taşıdılar. Ama kılıçla katlettiklerinin 3 katını hastalıkla. Mikroplarla tabii. Hiç o mikropla tanışmamış. Yıllarca dünya kurulduğundan beri orada steril kalmış. Yerkürenin içerisinde Asya'daki o bizim nezle virüsümüz evet. Hapşu dediğinde adam ölmeye başlamış. Biz maskeyi yani. İşe yaradığı yerde kullanalım diyoruz yani. Maskeye karşı falan değiliz. Uzayda tabii ki orada bir kapsülün içinde duracaklar. Yani işe yaradığı yerler var. Mesela ben evde temizlik yaparken de kullanıyorum. Ha. Çamaşır suyu falan varsa sen bilmezsin Mamda. Ben temizlik de yapıyorum. Kapatıyorum yani. O maskenin yaradığı yerlerde var elbette. Geri adım attığın yerler var ya. Yani. Var tabii ki. Ya sen inanmıyorsun da şimdi az önce bir haber okudum. Yoğun bakımlarda doluluk oranları %70'in üzerinde diye. Şimdi Zafer konuşturma beni de. Onu doğrulatmaya çalışıyorum. Yani konuşturma beni de kalp krizi şu bu falan onlarda da artış var. Sebebi soğuklar diyorlar. Korona medyası tekrar uyandı. Başka şeyler de olabilir. Dolayısıyla bence bu konuyu fazla uzatmıyorum. Meleğin yanında uzatmamakta fayda var. Evet. Salgında bir artış var bu açık yani. Var. Kış geldiğinde hep olur. Evet. İçinizi ferah tutun. Korkutanlara da aldanmayın. Yaz geldi. Kış geldi mi biraz hastalıklar artıyor. Yani yoğun bakım doluluk oranı %72 diye bir şey var. Hastanelerde akın etmemek gerektiği konusunda uyarıyor sağlık personeli. Çünkü riskli kişilerle doktorlar karşılaşıyor. Evde atlatabileceğimiz hastalıkları doktorlarımıza da bulaştırıyoruz. Dolayısıyla hastaneye gitmek konusunda. Ben geçen akşam hastaneye gittim. Yani Mamdu abi ağız tadıyla bir nezle grip bile olamıyoruz görüyorsun. Devlet hastanesine şey gittim. Peki grip aşısı oldun mu sen? Hayır. 60 kişi var döndüm. Ne grip aşısı oldum ne pandemide korona aşısı oldum. Hiçbir hayatım boyunca da Allah'tan bir aşıcılık propagandası gibi de algılanmaz. Allah'tan ilkokulda tercih. Herkes kendi bilir. Ben fikrimi açıklayabilirim ama şöyle bir ortam var. Yani bu fikri açıklama önünde engeller olduğu için inatla da biraz bunu dile getirdiğimi itiraf etmek istiyorum. Buyurun. Yani durum bu. Evet hocam. Bu kadar şey yaptık. Bu durumumuz bu.